Merhaba arkadaşlar, çok uzun zamandır video atamıyordum çünkü gerçekten hem çok yorulduk hem de çok fazla bahçede iş yapıldı. Hepsini sizinle şimdi paylaşacağım. Öncelikle evi ilk aldığım halinin videosunu size atıyorum. Ona bir bakarsanız değişiklikleri görmüş olursunuz. Burası benim köy evim. Aydın Nazilli Güzelköy'deyim. Dünyanın en güzel köyündeyim. Verandamı yapmıştım. Onun videosu da var. Şöyle basitçe bir göstereyim. Bahçeyi anlatacağım çünkü. Eski bir ayakkabılığım vardı, getirdim ama ayakları plastik diye çok uyumlu oldu buraya. Çünkü burası sürekli yıkanıyor ve ayakkabıyla girilmiyor. Sukulentlerim de burada oldukça mutlular. Her yeri demirleri de boyadık. Bir tek merdivenler kaldı. İnşallah onu da boyayacağız. Öncelikle evin etrafı, evi korumak için ve aynı zamanda yürüyüş yolu oluşturmak için şu şekilde taşlarla kaplandı. Ahmet ustam yaptı. Yine terası yapan ustamız. Hem de verandamı yapan ustamız. Kumlar tabii ki aralarına girecek. Şu şekilde. Asıl önemli bahçeyi anlatacağım. Arkayı da göstereyim arkadaşlar. Hala bahçe dandini yalnız. Yerine oturacak. Buraya arkadaşlar şu muhteşem ya. Şu muhteşem görüntüye bir bakın, işte bu. Buraya odunluk, kömürlük ve kiler yapılacak. Arkadan geçeyim. Önce taşların yapılması gerekiyordu. Çünkü burası hem çok eğimliydi hem de balçık gibi çamurdu. Daha önceki videolarda görürsünüz. Zaten her yer ot kaplıydı. Bu şekilde bahçe düzenini başladık çok şükür. Bu yürüyüş yolu çok önemliydi. Hem evi koruyoruz hem de arkadaşlar böyle çamur olmuyor ayaklarımız. Öncelikle şöyle bir orta hat geliştirdik. Bu adım taşlarını aldık. Fakat Ahmet ustamız ana hattı oluşturdu ama beklemek zorundayız çünkü toprak çok aşırı derecede ıslak ve balçık. Hatta komşularım da bekliyorlar. Onlar da toprağın oturmasını bekliyor. Yani bir müddet beklememiz gerekiyor. Böyle bir hafta 10 gün arası eğer beklersek bu taşlar daha sağlıklı yerine oturacak. Altına kum konularak yapılıyor. Fakat sabit değil. Yani istediğimiz zaman sökülebilecek. Şu şekilde çok eşit bir şekilde ayrıldı bahçe. İkiye ayrıldı ve yan kollar oluşturulacak sebze alanları için. Şu gariplerim de burada bir kısmını söktüm. Tekrar transfer edeceğim ama. Bu L taşları deniliyor. Bunları beğendim. Daha doğrusu maddi manevi benim için en uygun buydu. Aynı zamanda böyle tam yürüyüş için de çok ideal. Yine çıplak ayak kış günü. Hava bu arada çok soğuk arkadaşlar. Güneşe aldanmayın. Çok yağmur yağmıştı ve gördüğünüz üzere toprak gerçekten işlenecek gibi değil. Her gün ot söküyorum. Bu ayrık otlarını söküyorum arkadaşlar. Kökleriyle beraber uzaklaştırıyorum. Ama papatyaları, şunların hepsi papatya. Onları toprağa karıştıracağız. Çünkü papatyalar bahçede kal suyumu emiyor. Ve tekrar toprağa karıştığında da yine toprağımıza kal suyum veriyor. Demek ki kal suyumu olarak yoğun bir toprak ki papatyalar bu kadar çok yoğun çıkıyor. Şu şekilde. Dediğim gibi sadece şu ayrık otlarını köklerinden alıp temizliyorum. Ama papatyaları dokunmuyorum. Onlar sökülüp zaten bu ara bölümler işlendikçe toprağa karışacak. Çünkü biliyorsunuz burada küçük bir hobi bahçesi oluşturmaya çalışıyorum. Ve bu hobi bahçesinde tamamen atalık tohumlarıyla hareket edeceğim, devam edeceğim arkadaşlar. Ve tohumlarımın hepsini şu an böyle karpuz dışında bütün tohumlarımı çok şükür temin ettim. Bir kısmını böyle konu komşu ve tanıdıklardan, diğer kısmını da güvendiğim satıcılardan satın alarak ilerliyorum. İnşallah hani olduğu kadar başarılı olurum, olamam ama böyle bir tamamen doğal atalık tohumlardan güzel sebzeler yetiştirmek istiyorum. Burası komple sebze alanı. Yine dediğim gibi bölünecek. Şu şekilde. Böyle. Ağaçlarımın zaten dekoru yapılmıştı. Bu lav taşlarını ve bu yuvarlak taşları satın aldık. Bunlar kiloyla satılıyordu arkadaşlar. Fakat sonradan bir ton daha lav taşı aldım ben. Şurada çuvaldakiler tamamen lav taşı. Çünkü dekorlarımda vesaire kullanacağım. Ve
L taşlar için kum alındı. O çuvallarda kumlar var. Dediğim gibi burası komple ayrılacak. Aslında arkadaşlar, ben evi ilk aldığım videolarda, henüz daha hani hiçbir plan proje yokken bahsetmiştim bu şekilde yapacağımı. Hatta birçok arkadaşımız böyle sebze, hani kasalar şeklinde oluyor ya, sebze yatakları yapın demişlerdi. Fakat birçok arkadaşım sebze yataklarından memnun kalmadı. Böyle yapmak daha mantıklı. Hem toprağı işleyebileceğim, hem taşları istediğim yere istediğim şekilde hareket ettirebileceğim. Yani zaman içerisinde yaşayarak göreceğiz. Sebze yatakları istemiyordum. Hani böyle mezarlık gibi mezarlık gibi geliyordu bana. Fakat bu şekilde yapacağımı zaten ilk evi aldığımda, sanırım 7-8 ay olmuştur, söylemiştim. Çok şükür böyle yavaş yavaş oturuyor yerine. Önce tabii ki evle uğraştık, binayla uğraştık vesaire. Şimdi bahçeye sıra geldi. Hem de daha Ocak ayı içerisindeyiz. Şöyle arkadaşlar, şurayı dekor alanı yaptım. Gölgem gelmesin. Bu alanda iki tane Isparta gülüm var. Fatma Topçu'dan satın aldım. Biliyorsunuz hep pazar videoları çekiyordum. İki tane, o da bana bir tane gül hediye etmişti. Kırmızı, onu başka yere dikeceğim. Ama bu Isparta güllerini çok istiyordum. Bunları inşallah çoğaltacağım. Ve böylece hani böyle kokulu eski çocukluğumuzdaki güller, gül reçelleri ve şerbetler yapabileceğim. Nasipse tabii. Bura böyle dekor alanı arkadaşlar. Şimdilik böyle düzenledim. Çünkü henüz yağmurlar ve eksileri hava düşüyor. Ama öncelikle Aydın Nazilli'de zirai don çok nadir oluyor. Yani 1-2 gün vesaire, şu anda bir zirai don yok. Şu kısmı boş bıraktım. Çünkü böyle leylekler ya da kuğu almak istiyorum. Hani böyle dekorlar oluyor bahçe alçıdan ya da işte betondan. Bu şekilde girişte, şurası tam giriş olduğu için girişte böyle dekorlar istiyorum. Yani aslında sukulentler de dikilecek ama dekorlarım da olsun istiyorum. Sukulent alanını da göstereceğim. Böyle arkadaşlar, sebze alanım bu şekilde ilerleyecek. Bu ilk video olsun. Çünkü toprağın oturmasını beklemek zorundayız. Şurada kocaman bir havuzum oldu. Buradan toprak alınıp arkaya eklendi arkadaşlar. Çünkü arkası çok eğimliydi. Tabii ki bahçenin bir eğim sistemi var. O da düzeltilecek tamamen. Yani düzleştirilecek. İşte o yüzden toprağın oturması çok önemli. Evin kenarlarının yapılması çok kurtarıcı oldu. Hem yürümem açısından hem de evin duvarlarını korumam açısından. Çünkü hemen kirlenmeye başlamıştı bile. Şurayı böyle sukulent alanı yaptım. Ama arkadaşlar, biliyorsunuz benim bir sardunya aşkım vardı. Böyle 3 yıldır beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Sardunya, bir kısmı komple sardunya yapmak istiyorum. Sardunyalara karşı çok büyük bir ilgim vardı ve sardunya gerçekten aşk. Her tür sardunyadan bir köşe yapacağım. Sukulentlerim yine olacak ve tabii ki alışveriş de yapacağım. Şu alt zemini komple bahçedeki taşları ve kayalarla oluşturduk. Yani burası komple aslında altı taş döşendi. Çünkü lav taşlarının araya girmemesi için, hani toprağa karışmaması, batmaması için daha doğrusu, böyle bir oluşturuldu. Çok rahat oldu. Hem yürümesi hem çalışması çok güzel oldu. Şu an tabii ki hepsi düzensiz. Çünkü biraz da baharı bekliyorum. Bu kısımla ilgili de taşlarım var. Bir oturma alanı yapılacak. Burada inşallah hem güzel olacak, böyle kapı önü giriş. Zaten verandada oturuyoruz ama böyle yaz günleri burası da güzel olacak. Hem de sukulentlerimle rahat çalışabileceğim bir alanda olacak aslında. Lav taşları ve yine adım taşlarıyla beraber bakalım nasıl olacak. Şu köşeyi arkadaşlar, şöyle bir ocak yapılacak. Şu an ocakla ilgili belirli modeller kafamda var. Basit, hani yufka ekmek yapabileceğim, üstünde de böyle mangal yapılabilecek çok basit bir ocak olacak. Çünkü böyle çok devasal bir şeye gerek yok bu bahçede. Zaten evin içine inşallah nasip olursa şömine yapılacak. Yani sobam, böyle sobalı şömineler var arkadaşlar, çok güzel. Onu kafamda oturttum. Nasip olursa, daha doğrusu param olduğunda nasip olursa yaptıracağım. Şimdilik bahçemde böyle. Ama inanın %90 iş gitti. Fakat gerçekten yorulduk. Bir yorgunluk oluyor. Bunlar kumlarım. Torbalara koyduk. Çünkü diğer alana gidecek. En azından şurada dağılmasın istedim. Çok dağılıyor çünkü. Bulut, Oluş, köpeğim.
çok iyi durumda. Çok hastaydı, çok zayıftı, ilk videolarda görürsünüz ve çok yaralıydı ama şu anda çok iyi çok şükür. Keyfi yerinde. Yarenlik yapıyor bana. Buralarda hep geziyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Mantar yiyorum full. Hala ölmedim ama iyi. Arkadaşlar çok şükür, elhamdülillah. Komşularım harika, insanlar harika. Çok güzel bir köyde yaşıyorum. Köy halkı çok güzel. Gerçekten köyün her şeyi. Bir de arkadaşlar böyle kuşlara burada yem yiyorlar. Fakat kuşlara da şuraya da bir böyle yemlikleri oluyor. Görmüştüm ben topraktan ya da betondan. O tarz bir şey de istiyorum. Herkes çok iyi. Çok şükür. Yavaş yavaş oturuyor. Allah nasip ederse artık ömrümüzün son demini burada geçirmek istiyorum. Ve bahçemde minik minik iki tane çiçek dikip, üç tane marul büyütüp göçüp gideceğiz arkadaşlar. Başka bir şey yok. Verandamı daha sonra böyle tam detaylı göstereceğim. Şimdi size sadece bahçenin son halini göstermek istedim. Aslında arkadaşlar bu benim arkadaşlarım bilir. Yıllardır arkadaşlarım bilir. Özellikle Emre arkadaşım, Emine arkadaşım çok iyi bilirler. Ben bu sistemi bakın 10 yıldır tam oturtmak istiyorum. Tam 10 yıldır bahsediyorum şu sistemden. Bahçem bu şekilde. Çok şükür daha büyük bahçe hayal etmiştim ama bu bahçede bana yeterli olduğunu gördüm. Gerçekten iş bitmiyor. Yani taşı ayrı, otu ayrı, aslında küçücük alanda hiç iş bitmiyor. 10 yıldır hayalini kurduğum şu an taşlar döşeniyor çok şükür. Ve burası da benim için çok uygun ve müsait. Çok güzel. Böyle dostlar, dua edin. Kolaylıkları olsun maddi manevi. İnşallah. Rabbim isteyen herkese de nasip etsin. Rabbim zaten herkesin kalbine göre veriyor. Gerçekten iyi düşünür, iyi şeyler istersek Rabbim de ona göre veriyor. Kötülük düşünürsek, kötü şeyler de istersek zaten başımıza kötülükler geliyor. Çok şükür biz iyi şeyler düşündük. Bir iki çiçek dikip, böyle bir iki gülüşüp, bir iki kahve içip eşle dostla tek hayalim buydu. Ve bunu inşallah sağlıklı, sıhhatli gerçekleştirmek istiyorum. Hepinize sevgiler dostlar.